Şimdi Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı'nın bir kere yazılarının kendisine inandırıcı olması lazım. Onun ötesinde Alevi Bektaşi ve Bektaşi Daire Başkanlığı'nın kendisi inandırıcılığını yitirmiştir. Biz Alevilerin istem ve talepleri yıllardır, onlarca yıldır birikmiş söylediklerimizi hiç gala ve ciddiye almayan, onları kendi sayfalarında yayınlamayan, anlatmayan bir kurumun bir dergisinde veyahut da başkanlığa bağlı bir sayfada Hacı Bektaşi Veli ile ilgili bir yazı yazıyorlar. Hazreti Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli ile ilgili söylediğiniz, yazılan o yazı, hacca gittiği için Hazreti Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ye hacı denildiği söyleniyor ki bu bir buhtandır. Bir buhtandır. Yani asla kabul görmeyen, gerçekliği olmayan ve şimdiye kadar okuduğumuz bütün kitaplarda, yazılarda, eserlerde Hacı Bektaş Veli Hazretleri ile ilgili gerek makalatta gerek de velayetnamede böyle bir ibare veya bir belirti yok veya da birbirine anlatılmıyor. Hacı kelimesi bilgelik anlamına, kamillik anlamında kullanılan ve o günden günümüze kadar hep söylenen bir sözdür ve deyimdir. Onu çarpıtarak hacı anlamında söyleniyor. Peki Hacı Bektaş Veli şayet hacca gitseydi, kendisi Anadolu topraklarında yaşarken o dönem Kapadokya'dan gelip uzun yolla uzak Kabe'ye giden Sünni cemaatin ilericilerine diyor ki o kervancı başlarına, nereye gidiyorsunuz? İşte Kabe'ye gidiyoruz. Kabe'ye niye gidiyorsunuz? Hacı olmak için Kabe'ye gidiyor. Diyor ki bu kadar uzun yolu yürüyüp niye Kabe'ye gidip hacı oluyorsunuz ki? Kabe yönünü bize döndürmüş, Kabe olmuş hacı diyen Hazreti Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir. Kabe'ye gidip ne yapıyorsunuz? Gidecek işte şeytanı taşlıyoruz. Geçtiğiniz yoldaki taşları temizleyin de o zaman aslında şeytanı taşlamış olursunuz. İçinizdeki kini, kibiri atın da ondan sonra şeytanı taşlamış olursunuz. Bunu diyen Hünkar Hacı Bektaş Veli 1000 yıldır bu topraklardaki Alevi camiasını, İşte sufilerin, ahilerin, dervişlerin gönlüne bu sözleriyle mekan tutmuş bir uluyu zorla arkadan ite ite camiye götürüp hacı yapmayla neyi kastediyorlar veyahut da neyi kavramak veyahut da öğrenmek veyahut da neyi anlatmak istiyorlar halka, bunu anlamıyoruz. Bu bir buhtandır, doğru değildir. Yanlıştır, asla kabul etmiyoruz. Onların söylemlerine bakarsan Hacı Bektaşi Veli namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, efendime söyleyen sünni içtihatın tümünü yerine getirmiştir deyimlerini de söylüyorlar. Haçla ilgili, hacca gitmekle ilgili, efendime söyleyen namazla ilgili, oruçla ilgili Hazreti Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin asla ve asla hiçbir yerde böyle bir deyime rastlamıyorsunuz. Çünkü aynı söylemleri geçmişte Fethullahçılar da söyledi. Bu oruç tutuyor, namaz kılıyor ise aklın yolu birdir. Bu topraklarda, milyonlarca Alevi'nin gönlünde bir pir olarak geçen Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, onun uygulamalarını kendine rehber edinen Alevilerin kadim pirleri, dervişleri, uluları, onun her davranış ve hareketini kendine örnek seçenler, niçin namaz kılmıyorlar, niçin oruç tutmuyorlar, niçin Kabe ve Hac yollarına gitmiyorlar? Tam tersi. Onun türbesinin bulunduğu mekandaki suya zemzem pınarı diyen Aleviler gidip o türbeyi ziyaret edip mum yakıp zemzem pınarıdır diye oradan su içiyorlar. Hazreti Pir'in dergahını ziyareti en büyük bir Kabe tavaf etmiş gibi hacı olmak gerekiyorsa Hazreti Pir'in Hacı Bektaş'a gidin, orayı tavaf edin, orayı ziyaret edin diyen Anadolu Alevileri niye hacı deyimini kullanmıyorlar, o yollara düşmediler? O evet. Onun içtihatı, yaptığı uygulamalar, eylemler, söylemler bize kılavuzluk yapmıştır. Biz ona eyvallah diyoruz ama Hac ve Kabe yollarına düşmemiştir. Hacı deyimi de asla kullanmamıştır. Bir de o tarihe bakmak lazım. Onun Anadolu topraklarına geldiği zaman hangi güzergahlardan geldiği, o da çok önemlidir. Onu da takip etmek lazım. Ve de bellidir yani tarihçiler bunu da gerçeği biliyorlar. Hac'la ilgili asla bir deyim kullanmamıştır. Hacı da olmamıştır. Şeytan da taşlamamıştır.